Evet arkadaşlar, Borsa Trader kanalından herkese tekrardan merhabalar. Yeni bir Bitcoin ve altcoin analiz videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Tabii ki piyasalarda volatilite yüksek ve Bitcoin denemelerini yapsa da satış direnciyle karşılaşıp tekrardan aşağı destek kanallarıyla arasında sıkışmaya devam ediyor. Peki arkadaşlar, geniş tabloya baktığımızda nasıl, neler olacak? Hadi onlara ele alalım. Evet arkadaşlar, Total 2 Market Cap verilerine baktığımız zaman Total 2 Market Cap verileri en yüksek seviyelerini görmüştü. Son 5 gün içerisinde tabii ki neydi? 1.13 trilyon dolarlar seviyesine ulaştı ve daha sonrasında düşüşler gerçekleştirdi. Tabii ki burada hali hazırda baktığımızda arkadaşlar Total 2 Market Cap verilerinin 1.17 ve 1.18 trilyon dolarlarda olması piyasaları biraz yükselme arzusu içerisine geçirmişti ama buradaki tabii ki kar satışları geldi ve satış baskılarıyla karşılaşan altcoin piyasası arkadaşlar panik satışları, FED kararları manipülasyonları ile ilgili Rusya ve Ukrayna tarafındaki kriz gerilimleri, savaş tansiyonu yükselten haberlerle de panik satışları gerçekleşti. Yatırımcıları satışa sevk ettirdiler arkadaşlar. Peki ne yapıyoruz arkadaşlar? Psikolojimizi ve sabrımızı diri tutuyoruz. Analizlerimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, bu piyasada sabreden kazanır, sabretmeyen ise ucuza sattığı malı sabreden toplar arkadaşlar. Bu piyasa bu şekildedir. Bu kanal içerisinde anlatmış olduğum hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi içermemekte. Hemen baktığımızda tabii ki Total 2 Market Cap verileri alt kriptodaki hacim miktarını, yani finansal para toplamanın çıkışını ve girişini temsil etmekte. Tabii ki buraya baktığımızda 1.17 trilyon dolarlardan tekrardan 11 trilyon dolarlara düştü tabii ki. Neydi en düşük seviyelerimizden bir tanesi? 873 milyar dolardı. Peki Total 2 Market Cap verileri yükselmeye devam edecek mi? Tabloya baktığımızda yüksek yukarı yönlü hareketlerini, mum kapanışlarını yapmış. Ama tabii ki Total 2 Market Cap verilerinin piyasaların ılımlı havasıyla makroekonomik faktörlerin güzel olumlu geçmesiyle de yükselmeye, yani alt kripto para piyasasına hacim girmesine devam edecek. Hemen baktığımızda Bitcoin dominansa da bir sert düşüş sonrasında bir sert yukarı yönlü yükseliş ve tekrardan aşağı yönlü bir düşüş gerçekleşti. Tabii ki iğne kapanışları aşağı yönlü gerçekleşse de bizim alttaki bu 42.29 seviyelerindeki destek kanalını kırıp daha aşağıdaki seviyelere gitmesi lazım arkadaşlar. 41 seviyeleri ve sıralı olarak daha sonra 40-80 seviyeleri olumlu havalar devamı içerisine geçirecek arkadaşlar. Bitcoin'in baskısını alt kripto para piyasasının üzerinden hafifletecek. Bitcoin tarafına baktığımız zaman arkadaşlar gün içerisinde ne yapmıştı? Gün içerisinde arkadaşlar Bitcoin tarafında yukarı yönlü hareketler gerçekleştirmişti. 4 saatlik hareketli ortalamaya baktığımız zaman Bitcoin tarafında yukarı test etmeler olsa da satış baskısıyla karşılaştı. Buralardan bir yükselen trend içerisine girmişti. Yukarı yönlü güzel mum kapanışları gerçekleşti. Geçtiğimiz canlı yayınlarda 42.500 üzerinde şu seviyelerde kapanışlar geleceğini, yükselişlerin geleceğini tahminlerini sizlerle paylaşmıştım. Ve bu sıralarda tabii ki 42.500 üzeri kapanışlar gerçekleştirerek diğer direnç kanallarını test edip desteğe dönüştürmesiyle 44.500 seviyelerine kadar, 44.700 seviyelerine kadar iğne attı ama burada tabii ki kar satışları ve satış baskısıyla tekrardan aşağı yönlü işlemler gerçekleşti arkadaşlar. Tabii ki ne yapıyoruz? Bitcoin'in aşağı yönlü düzeltmesinden sonra yukarı yönlü hareketlerinin gelmesini bekliyoruz arkadaşlar sıralı hedeflerimizde. Tabii ki sıralı hedeflerimize baktığımız zaman da ise arkadaşlar buradaki piyasanın düzelmesi bizlerin burada yukarı yönlü hangi hareketleri yapacağını göstermeye delalet edecektir. Baktığımızda RSI bandına baktığımızda bir düzeltme var gibi gözüküyor. Bir aşağı kesme ve 4 saatlikte tabii MACD tarafına baktığımızda da satışlar artık kararsızlığa doğru geçilmiş. Yani bir düzeltme arkadaşlar 43.200 seviyelerine kadar gelebilir. Daha aşağısı gelirse tekrardan bu kanal aralığında, yani 44.500 ile 41.700 bandı kanal aralığında hareketlerini izlemeye devam edeceğiz Bitcoin'le arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Telegram grubumuz, kanalımız, tabii ki YouTube'un açıklamalar kısmındaki bulunan içeride altta linki bulunmakta. Katılım gösterenlerin oradan ilk haberleri aldığı yer arkadaşlar Telegram kanalımız. Daha sonrasında yorumlar kısmına favori tokenlarınızı, coinlerinizi belirterek canlı analizlerimizde, akşam canlı yayın videolarımızda sizlerin katılımlarıyla, hatırlatmalarınızla altcoin ve kripto para birimleriyle ilgili favori tokenlarınız ve coinlerinizle ilgili açıklamalar gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz dönemlerde SRP token analizim ve robotumuzun vermiş olduğu sinyalle %200'lük bir kar gerçekleştirilmişti. Tabii ki SRP token'de biliyorsunuz ki ne olmuştu? 14 Şubat öncesi 13 Şubat'ta bununla ilgili bir açıklama yapmıştım ve güzel de kar etti. Değerlendirenlere bereket versin diyoruz.
Telegram kanalımız arkadaşlar. Tabii ki YouTube'un video herhangi bir son videolarındaki açıklamalar kısmındaki içeriğinde link bulunmakta. Arkadaşlar piyasa yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmeye devam edecek ama öncelikle piyasadaki manipülatif haberlere gelip panik satışları yapmamanızı önemli tavsiye ederim. Bu kanal içerisinde ve bağlantılı olan tüm kanallarımda anlatılmış olan içeriklerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi içermemektedir arkadaşlar. Herkesin bereketinin bol olacağı güzel bir gün geçirmesi dileğiyle tekrardan yeni bir videoda karşılaşmak ümidiyle sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bereketiniz bol olsun. Hoşça kalın.